8 aydan beri de buradayız. Tekrar eski pazarcığımızı hep beraber ayağa kaldırıp yaşanılabilir güzel bir ilçe haline getireceğiz. Allah'ım devlete zeval vermesin. Yani bura olmasaydı biz depremden sonraki süreçte kaymakamlık konutunun biz perdelerini yaptık. Kaymakamlık binasının perdelerini yaptık. Bununla beraber yurt dışından gelen müşterimize perdeler sattık. Yani hayat bir şekilde devam ediyor. Yani bura olmasaydı bitmiş durumdaydık. Yani yerimiz olmasaydı, böyle bir konteyner çarşı verilmeseydi yani biz bitecektik. Güzel de bir proje var deniliyor. Esnafın beklediği yer orası. İnşallah oradaki süreç hızlı olur. Vatandaş çarşıya çıktığı zaman en azından alacağı bir şeyleri bulabiliyor. Devletimizin de bir adım atmasıyla konteynerlerin, daha iş yerlerin biraz daha kaymakam tarafından hızlı yürümesinden işletmeleri düzene koyduk. Bundan sonra da işte kesen dönüşümlerden dolayı bir devletimizin verdiği bir proje var. Çevre Şehircilik Bakanlığı. Onlar da hızlı şekilde olursa inşallah pazarcık kısa bir zamanda ayağa kalkar. Benim malzemelerim hepsi kırılmıştı zaten, şeyde ağır hasarlı dükkanım. Depremde bir şey gördük yani, zararı gördük. Ama yine de mücadele ediyoruz yani, ayakta durmaya. Yani en azından bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, mücadele vermeye çalışıyoruz. Bu da olmasaydı nerede dükkan bulacağız yani, her taraf yıkık. Bütün çarşıdakiler hepsi konteyner çarşı yani, şey yok. İş yerleri, bina kalmadı yani fazla. O yüzden biz de bu şeyde bayağı bir zorluklarla mücadele ettik. Şimdi de hemen hemen her şey yerine oturmuş yani. Sağ olsun devletimiz, Allah zeval vermesin. Geç de olsa işte bize böyle bir konteyner verdi. Sığmıyoruz ama ne yapalım, gene halimize şükrederek burada hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Rabbime hamdolsun, canımız sağ. İşte devletimiz, Allah zeval vermesin dedik. Bir konteyner verdi buraya, bir çarşı kurdu. Yani az da olsa işte hayatımızı idame ettirecek böyle bir alışverişimiz oluyor çok şükür.